Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine yılbaşı çiçekleri, yine ben arkadaşlar. Çünkü yılbaşı çiçeklerine sıklıkla bakım ve vitamin gübreleme vakti. Neden mi? Hem daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde ve büyüme hızını arttırarak yeni yeni yapraklar çıkarması için, hem de hiç tomurcuklanmayan, tomurcuk vermeyen yılbaşı çiçeklerimizin böyle patır patır tomurcuk çıkarması için. Her bir dalında, her bir yaprağında gördüğünüz gibi minicik bir dal yılbaşı çiçeğimizin her bir dalında tomurcuklarımız kendini tamamen göstermeye başladı arkadaşlar. Bu da diğer saksımız. Bunları birkaç gün önce ilk gördüğümde çok mutlu olmuştum. Daha çok küçücüklerdi. Halen daha minicikler ama en azından tomurcuk oldukları artık belirgin arkadaşlar. Şimdi sizlerle böyle tomurcuklarımızın gün ve gün büyüme ve açmış halini de paylaşacağım. Hiç tomurcuk yapmayan yapmıyor diyen arkadaşlarım, yorumlarınızı okuyorum. Ya da tomurcuklarını böyle bu şekilde çıkartıp çiçek açmadan tomurcuk olarak dökülüyor. Yani tomurcuğunu veriyor ama çiçeğini açmadan tomurcuk yere düşüyor. Öyle söyleyeyim. Buna ne yapmalıyım diyen sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğim güzel büyüyor ama yine çiçek açmıyor diyen arkadaşlar. Yapraklarındaki sararmalar, solgunlaşmalar, bunlarla da ilgili sizlerden çok yorum alıyorum. Özellikle yaz aylarında çok olan ama kışında sararmalar, yapraklarında dökülmeler oluşan yılbaşı çiçekleri tabii ki de oluyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi yılbaşı çiçeğinin havasız, karanlık, sıcak bir ortamda durması. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği bir kış çiçeğidir, kış bitkisidir. Bunun için yaz kış serin olması lazım. Gölge bir yerde durması lazım, özellikle yazın. Serin, soğuk bir yer yılbaşı çiçeklerimizin daha diri, daha canlı, daha sağlıklı yapraklar çıkarmasını sağlar. Çiçeğimi soğuk bir yere koydum, gölge bir yere koydum ama karanlık, öyle olmaz. Çiçek hem soğuk hem de ışık alan, aydınlık bir yer olması gerek. Mesela ben çiçeklerime, özellikle yılbaşı çiçeklerime böyle bir köşe yaptım arkadaşlar. Burası benim yılbaşı çiçeği köşem. Gördüğünüz gibi balkon önünde, şöyle göstereyim. Balkondan, hatta bakın duvara bile yansıyor. Işık, güneş, gün ışığı. Balkonun kenarında, içte, evin içerisinde bir köşe yaptım. Yılbaşı çiçeklerimin hemen hemen hepsi sığdığı kadarıyla, çünkü birçok saksı yılbaşı çiçeğim var. Böyle bu köşede hep aynı yerde tutuyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yılbaşı çiçeklerinin cinsine göre açması günler alabilir, aylar alabilir. Fakat kış aylarında mutlaka açar. Mesela bu cins yılbaşı çiçeğimiz, biliyorsunuz klasik yılbaşı çiçeği, hemen hemen herkeste, çiçek severlerde vardır. Bu kış içinde mutlaka çiçek açar ve kışı görünce sürekli çiçek açar. Ama şu gün bugün demem, ama kışın mutlaka açıyor. Açmazsa eğer kış ayında, bunda bir problem var demektir. Bunun için de vitamin ve gübreleme yapmamız gerekiyor. Birazdan önereceğim. Fakat bu cins olan yılbaşı çiçeklerim, diğerine göre cinsi değişik, Ekim ve Kasım aylarında, yazdan beri sizlere söylemiştim, Ekim ve Kasım aylarında tomurcuklarını çıkaracak. Çıkarmıyorsa bu vitaminleri verin demiştim. Açmaya da bilir, tomurcuk yapmaya da bilir ama sizlere önereceğim vitaminleri verirseniz böyle bir lüksü yok. Mutlaka tomurcuklanıp çiçek açacak. Hemen çiçeğimizi, az önce de belirttiğim gibi, şöyle bir köşe yapın. Güneş alan,
ışık alan soğuk bir yer olsun. Haftada bir kere su verin ve çiçeğinize yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere hem kökünün daha sağlıklı, sağlam hem de yapraklarının dökülmemesi için ve bol bol tomurcuk yapması için nedir arkadaşlar? Bakın sizlere her zaman söylüyorum. İlk önce sizlere önereceğim en etkilisi çay posası. Çayın demliğin üzerinden posamı aldım. Bu şekilde. Bunu saksımın dibine daha önce de sizlerle videoda yapmıştık. Bakın koyuyorum. Şimdi siz bakın hiçbir şekilde sinek, böcek var mı? Çayın üstünde aynı bu şekilde posasıydı bu. Kurumuş hali. Bakın hiçbir şekilde sinek, böcek yok. Ve bu çay çiçeğimin daha sağlıklı bir şekilde büyümesini arttırıyor. Yani daha hızlı büyütüyor, öyle söyleyeyim. Yine açmayan yılbaşı çiçeklerinize çayın posasından 2-3 kaşık kadar toprağına dökün arkadaşlar. Bu işlemi haftada bir kere, 15 günde bir kere yapabilirsiniz. Sıklık ile yapsanız da bir zararı olmaz. Aksine yararı olur. Küçük saksılara 2-3, büyük saksılara işte ise 4-5 yemek kaşığı çayı, dilerseniz demini, dilerseniz çayın posasını, çöpünü koyun arkadaşlar. Ben posasını koymanızdan yanayım. Daha etkili oluyor, öyle söyleyeyim. Mutlaka bu işlemi çiçeklerinize yapın. Ve bir ikincisi ise aspirinli su sevgili arkadaşlar. Aspirinli su çiçeğin kökünü besliyor. Yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere. Evdeki tüm çiçeklerinizi uygulayabileceğiniz bu iki vitaminden birini seçin. 15 gün ya da bir ay arayla bir bardak büyük aspirinli suyu yılbaşı çiçeklerinizin toprağına dökün. Birçok vitamin videom var. Ben kendimden eminim. Hepsini kullanıyorum. Hepsi de çiçeklerimin daha sağlıklı ve daha güçlü köklerinin ve bol bol tomurcuk yapmasını sağlıyor. Sizler de kanalıma girin. Girmişken bir de abone olun arkadaşlar. Zil butonunu da açın. Oradaki istediğiniz vitamini kullanabilirsiniz. Hepsi çok etkili. Bugün vermeniz gereken çay ile aspirinli su. İkisini bir arada değil, ayrı ayrı günlerde, aralarında gün olsun, yani aralık olsun. O yüzden dilediğinizi verebilirsiniz. Yılbaşı çiçeklerinizi, çiçeklerinizin pıtır pıtır açtığını göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çiçeklerinizin açmasını istiyorsanız çayı eksik etmeyiniz.